Siyasette gelişmeler demiştik. Bültenimizin başında bu dilimde iki değerli isim bizlerle birlikte. Saros Araştırma Başkanı Sayın Burhan Eftemli ve Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Cem Dikmen gün ortasına bizlerle birlikte. Sayın Eftemli ve Sayın Dikmen, hoş geldiniz efendim gün ortasına. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Sayın Eftemli. Hem içeride hem dışarıda önemli gelişmeler var ama dış politika ile başlamak isterim. Sayın Dikmen, sizinle başlayalım mı? Mısır'la 8 yıl aradan sonra önemli bir istişari görüşme oldu. 2 gün süren görüşmelerin ardından da olumlu açıklamalar geldi. Hem Suriye ile hem Mısır'la ilgili gelecekte atılacak adımlarla ilgili de bir istişarenin olduğunu görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu görüşmeyi ve bundan sonraki süreçte Doğu Akdeniz'deki gelişmelere nasıl yansır? Öncelikle hem kanalımızın hem de Türk milletinin başı sağ olsun diyerek başlamak istiyorum. Çok değerli bir aydınımızı kaybettik, Teoman abimizi, Teoman Alili'yi. Öncelikle başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Tabii Mısır'la ilişkilerin 8 yıl aranın ardından yeniden başlamış olması Türkiye'nin ve Türkiye'nin Orta Doğu'daki, aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki politikalar açısından çok önemli ve çok olumlu olduğunu biz Vatan Partisi olarak değerlendiriyoruz. Zaten bu 8 yıl içerisinde de düzenli aralıklarla yaptığımız çağrılarda Mısır'la ilişkilerin, Suriye'yle ilişkilerin yeniden geliştirilmesi gerektiğini, yeniden gündeme alınması gerektiğini düzenli aralıklarla iktidar sahiplerine de görüş olarak bildiriyorduk. Bunun şu anlamda önemi vardı. Şimdi biz bölgemizde bir ülkeyle ilişkiyi bıraktığımız anda o boşluğu dolduran kuvvete bakmak zorundayız. O boşluğu dolduran kuvvet, eğer Amerika Birleşik Devletleri ise, bu Türkiye'nin aleyhine bir yaklaşım olarak karşımıza çıkacağı aşikar bir olaydır. Mısır'la ilişkiyi de ne zaman yarım bıraktık ve ne zaman Amerika o ilişkiye balıklama atladı? Onlara baktığımız zaman da zaten Türkiye'nin yaptığı dış politikadaki oradaki vahim hata aslında ortaya çıkmış oluyor. Tabii ben bunu geçmiş tartışmaları açmak anlamında söylemiyorum. Bunu geleceğimize ışık tutması açısından önemli olduğunu düşündüğüm için ifade etmek istiyorum. Yoksa geçmiş artık geçmişte kaldı. Önemli olan bugün attığımız adımlardır. Çünkü bu Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir adım olacaktır. Mısır'la ilişkilerin hızlı bir şekilde yeniden iki devlet, iki bağımsız devlet arasındaki bir ilişki düzeyine getirilmesi, büyükelçiliklerin açılması, çeşitli ittifaklar ya da çeşitli politikalarda işbirlikleri yapılması Türkiye'nin de Mısır'ın da lehine olan bir sonuç olacaktır. Mısır'la ilişki Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin haklarını, menfaatlerini savunabilmek açısından hayati bir adımdır. Dışişleri Bakanlığımız ve hükümet yetkilileri bu adımı atarak çok tarihi, çok önemli bir adım atıyorlar. Onları kutluyoruz. Yani bu eski mezhep tartışmaları, şunlar bunlar, bunları bir kenara bırakmak zorundayız. Çünkü büyük bir devlet Türkiye Cumhuriyeti ve büyük devletler böyle mezhep tartışmalarıyla, eski geçmiş kinlerle, nefretlerle hareket edemez. Elbette ki devletler arasında dostluk baki değildir ama düşmanlık da baki değildir. Tamamen bunlar çıkar ilişkisine dayalı hamlelerdir ve çıkar ilişkisine dayalı adımlar olacaktır. Ama Türkiye'nin de Mısır'ın da çıkarı iki ülkenin birlikte yan yana gelmesinden, özellikle Doğu Akdeniz'de işbirliği yapmasından geçmekte. Çünkü Mısır aslında Yunanistan'la, Rum tarafıyla yaptığı anlaşmalarla çok önemli bir hak menfaat kaybına uğruyordu Doğu Akdeniz'de. Onların Münasır ekonomik bölgesinden Doğu Akdeniz'deki mavi vatan, onların mavi vatan sularından ciddi bir çalınma söz konusuydu. Orada da doğalgaz yatakları olduğu öngörülmekte. Dolayısıyla Türkiye ile onların attığı adım kendi milli servetlerini savunma adımı. Türkiye'nin Mısır'la attığı adım da Doğu Akdeniz'deki menfaatlerini korumak için yeniden bir perçinlenme anlamına geliyor. Bu anlamda adımları çok olumlu buluyoruz. Daha da geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu konuda da Vatan Partisi olarak her türlü desteğe ve yardıma da açık olduğumuzu, hazır olduğumuzu da ifade ediyoruz sizler aracılığıyla. Peki. Sayın Eftemli, tarihi bir adım dedi Sayın Dikmen. Siz ne dersiniz bu noktada? Ben de öncelikle rahmetli Teoman Alili'ye başsağlığı diliyorum. Rabbim rahmet eylesin. Ulusal Kanal ailesine ve tüm Türkiye sevenlerinin başı sağ olsun. Kendisiyle bir program yapma şansımız olmadı. Ama en azından takip ettiğim kadarıyla Türkiye'nin sevilen bir şahsiyetiydi. Rabbim tekrar rahmet eylesin. Sayın Dikmen dediği gibi
Ülkeler arasında kesinlikle bir düşmanlık ya da dostluk diye bir şey olmaz. Dün dost olduğunda bugün düşman, bugün düşman olduğunda yarın dost olabilirsin. Tamamen ülkeler arası çıkar ilişkisi bunu gösterir. Mısır'la Orta Doğu'nun bölgenin güçlü bir iki ülkesi, bir Türkiye, bir Mısır gibi iki ülkede aramızı kimler bozduysa, neler olduysa gün geldi bozuldu. Ama bugün de düzelmesi gerekiyorsa düzelmesi lazım. Türkiye olarak güçlü bir ülkeyiz ve bu adımları doğru adımlar atmaya başladık Mısır'la, Suriye'yle. Buna baktığımız zaman da şu anda Mısır Avrupa'nın veya Yunanistan'ın Mısır'a yakınlaşması kesinlikle Mısır'ın çıkarları için değildi. Kendileri için de Akdeniz'de neler yapabiliriz de Türkiye'ye karşı bir hamleydi. Yani Mısır'ın yanında olma hamlesi değil, Türkiye'ye karşı bir hamle atıldı. Atılmak istediler. Türkiye'de bu hamleye karşı doğru bir hamleyle Mısır'la yakınlaşmaya başladı ve her ne kadar düşüncemde geç kalmış bir hamle de olsa doğru bir hamleydi. Temennimiz daha çok ileriye gitmek. Orta Doğu'da en azından Türkiye söz sahibi bir ülke olarak daha çok bir Mısır gibi güçlü bir ülkeyle daha çok söz sahibi olmaya devam eder. İktidarın adımları çok doğru. Orta Doğu'da ve Akdeniz'de güçlü olmak istiyorsanız Suriye'de olsun, Irak olsun, Mısır gibi ülkeler olsun mutlak suretle anlaşmaya gidilmesi lazım. O yüzden Türkiye attığı adım kesinlikle doğru bir adımdı. Peki. Sayın Dikmen, peki bu konular gündeme geldi ama biz hatırlayacaksınız, sizinle de salgından önce Sayın Beşar Esad'ın açıklamaları ve doğrultusunda acaba Türkiye Suriye bir adım atar mı, görüşmeler gerçekleşir mi diye konuşuyorduk. Siz yakın bir gelecekte bir Suriye ile görüşme bekliyor musunuz? Bir de Amerika Birleşik Devletleri bundan sonraki süreçte Doğu Akdeniz'de özellikle proxy devletler üzerinden bir kışkırtmaya gider mi? Teşekkür ediyorum. Öncelikle Suriye konusunda aslında görüşmeler ufak ufak da olsa sürdüğünü biliyoruz. Yani bunlar muhtemelen istihbarat düzeyinde görüşmeler. Onlar da daha önce açıklanmıştı zaten. Fakat Suriye ile de normalleşmenin çok hızlı adım olarak atılması gerektiğini düşünüyoruz. Biz 2011 krizinden beri Suriye'nin içinde bulunduğu durumu Amerika'nın bölgedeki politikalarına direnen bir devlet görüntüsü olarak tarif ediyoruz. Bunun ne kadar haklı çıktığını da bugünlerde daha net anlamış bulunuyoruz. Şu anda bakın Suriye şu an ne yapıyor mesela? PKK ile savaşıyor. PKK'nın oradaki kuvvetleriyle savaşıyor. Suriye şu anda ne yapıyor? Amerika'nın bölgedeki ikinci bir İsrail olarak tarif etmiyor. Onlar Kürdistan olarak tarif ediyorlar ama biz onu ikinci İsrail devleti olarak tarif ediyoruz. İkinci İsrail devleti kurma çalışmalarına karşı direniyor. Yani burada Türkiye ile Suriye aslında aynı cephede. Yani biz iktidar yetkililerine de bunu düzenli aralıklarla söylüyoruz. Suriye ile ilişki geliştirmek, işte yok katil Esad'dı, yok şöyleydi, yok böyleydi tartışmalarından öte bir durum. Bakın o öyle bir kritik bir hamle ki, yani Sayın Beşar Esad'ın Suriye'deki yönetimini beğenip beğenmemek bizim kontrolümüzde olabilecek bir şey değil. O Suriye Arap Cumhuriyeti'nin kendi iç meseleleridir ve Türkiye'yi kesinlikle alakadar etmez, kesinlikle ilgilendirmez. Türkiye burada büyük bir perspektifle bakmalı, makro ölçekli bakmalı ve Orta Doğu'yu dizayn etmeye çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Suriye'yi yanımızda mı tutalım, yoksa ezilen ya da eriyen, bölünen bir Suriye mi Türkiye'nin lehine olur? Bunu en başta da Irak örneğine bakarak tespit etmesi gerekiyor. İşte bakın Irak şimdi fiili olarak 3 bölge neredeyse yönetilir halde ve güçlü bir Irak olmayışının PKK'yı ne kadar güçlendirdiğini görüyor. Bakın güçlü bir Irak devleti olsaydı PKK bu kadar güçlenebilir miydi? Güçlü bir Suriye devleti olursa PKK, YPG, PYD adına ne koyarsanız koyun onlar çünkü alfabenin bütün harflerini kullanıyorlar. O bu kadar güçlenebilir miydi? Ya da güçlü bir Irak, güçlü bir Suriye, güçlü bir Türkiye işbirliği olduğunda Amerika Birleşik Devletleri bu coğrafyada barınabilir mi? Yani Türkiye'nin cevaplaması gereken sorular bunlar. Bu cevaplara göre dış politikayı dizayn etmesi gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden de Suriye ile adım kesinlikle atılmalı. Mısır'la normalleşme çok güzel, çok olumlu. Şimdi sıra Suriye ile de normalleşmede, Suriye ile de temasa geçmede. Bunun da yakın zamanda olacağına biz inanıyoruz. Zaten istihbarat düzeyinde görüşmeler olduğunu biliyoruz. Bunun da
bölgede Amerika'ya çok büyük bir darbe vuracağını düşünüyorum. İkinci sorunuza geçersek eğer, Amerika Birleşik Devletleri her türlü yöntemi deneyecek. Yani sizin sorunuzun cevabı budur. Her türlü yöntemi deneyecek. Bakın Amerika şu anda bölgeyi dizayn etmek için adına yine Türkiye'de mesela diyor ki ben iktidarı devirmek için Türkiye'deki muhalefeti destekleyeceğim diyor. Bunu açık açık söylüyor. Ya da işte Suriye'de ve Irak'ın kuzeyinde PKK, PYD, YPG'ye binlerce tır silah gönderiyor. Onları eğitiyor, donatıyor ve üzerimize gönderiyor. Ya da işte Türkiye'de FETÖ-vari operasyonel terör örgütlerini besliyor, büyütüyor ve iç karışıklıklar yapmaya çalışıyor. Kültürel saldırılar yapıyor, ekonomik saldırılar yapıyor. Yani her türlü yöntemi deneyecek ama cevap şu, kazanamayacak, kazanamıyor. Kaybetmeye başladı ve koşulsuz, şartsız, kesinlikle hiçbir şey göstermeden de bu savaşı Türkiye'nin ve mazlum milletlerin kazanacağı aşikar. Çünkü Orta Doğu'da artık Amerika Birleşik Devletleri tam anlamıyla silinmek üzere, kaybetmek üzere. Şu anda en önemli cephelerimizden birisi Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'de de kaybedeceği aşikar. Çünkü orada hem uluslararası hukuktan kaynaklanan hem de sahada donanmamızın gücüyle haklarımızı, menfaatlerimizi koruma konusunda kararlı bir Türkiye var. Oralarda da piyon olarak kullandığı devletler var. Ancak o devletlerin de başarılı olma şansı yok. Şimdi Türkiye, Amerika'yı mutlak bir mağlubiyete uğratmak adına Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde operasyonlarına, PYD, PKK'ya göz açtırmamaya devam etmeli. Irak'ta Suriye ile Mısır'la işbirliğini geliştirmeye devam etmeli. Doğu Akdeniz'de donanmasını bu kadar etkin kullanmaya devam etmeli. Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir devlet olarak tanıtılması faaliyetlerine hızla girişmeli. Ve Türkiye'deki bu cepheyi bölmeye çalışan, içeride muhalefet gibi gözüken kurum kuruluşlara da kesinlikle izin vermemeli. Bunu tabii hukuki olarak demiyorum, siyasi olarak diyorum. Siyasi olarak bu tarz anlayışları, Türkiye'nin cephesini bölme çabalarını mahkum etmek zorundayız. Bunun için de bu bir iktidar görevi değil, bu bir vatanseverlik görevidir. Bütün siyasi partilerin üzerine düşen çok önemli bir görev olduğunu düşünüyorum. Sayın Eftemli, size de yönelteyim. Şimdi Amerika'nın kışkırtmalarını hem Doğu Akdeniz'de hem Orta Doğu'da göreceğiz dedi. Devam edecek ki, değil mi? Joe Biden göreve gelmeden önce de zaten muhalefeti destekleyeceğini ve bu yönde de Türkiye'ye yönelik adımlar atacağını da belirtmişti. Şimdi keza bu gelişmeler yaşanıyor, doğru. Ama bir Suriye'yle görüşme gerçekleşir mi? Sayın Dikmen dedi ki, Irak'la Suriye, Mısır'la ilişkilerin daha da ileri düzeye taşınması gerekiyor dedi. Amerika'nın karşısında atılacak en önemli adımların başında tabii ki ilişkileri normalleşmesi olduğunu söyledi. Katılır mısınız? Şimdi bu Amerika'nın, Biden'ın bugünkü projesi değil, yüzyılların, yani yüzyılın bir projesi, Orta Doğu projesi. Rahmetli Erbakan'ın bir sözü vardı, Orta Doğu'da masanın dört ayağı, İran, Irak, Suriye ve Türkiye. Irak'a 92'lerde girip bu orayı parçaladılar. Suriye'yi parçalamaya çalışıyorlar. Eğer Suriye'yi tam parçalayabilirlerse sırada ya İran olacak ya Türkiye olacak. Bu dört ayağı oluşturup kendi gücünü buraya yerleştirecek. Amaç tabii ki orada Suriye'ye destek vermek değildi. Bu Amerika'nın Suriye'yi güçlendirmek değil. Kesinlikle kendi masasını kendisi kurmaya çalışıyor. Türkiye'de burada İran daha çok dik duruşu sergileyebiliyor. Burada Türkiye öncelikle komşularıyla mutlak surette güçlü ilişkiler içine girmeli. Komşusunun güçlü olduğu durumlarda kendisine bir zarar asla gelmez. Kendisi de güçlü ülke ise, zaten Türkiye güçlü bir ülke. Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın güçlü olması Türkiye'nin işine gelir. Dışarıdan hiçbir Türkiye'ye karşı bir kışkırtma olmaz, bir sorun olmaz. O yüzden Türkiye kesinlikle şunu yapmalı. Rusya'nın, gerekirse Rusya'nın öncülüğüne demeyelim de Rusya ile beraber, çünkü güçlü bir ülke, Suriye, Irak, İran, bunlarla ilişkilerini geliştirmeli ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü mutlak surette sağlanması lazım. Şu şekilde Beşer Esad'a, işte katil Esad diyoruz, halkını öldür diyoruz. Şunu düşünmemiz lazım. Hiçbir ülke, yani güçlü bir ülke, halk, yani silahını bırakmaz, bırakmamalı. Ki Suriye'de bunu yapıyor. Yani sırf çünkü bugün Suriye'de Beşer Esad silah bıraktığı anda tamamen bölünme gerçekleşecek. Belki 4-5 kaça bölünecekse bölünecek. O yüzden Beşer Esad'ı biz
şey düşman olarak ilan etmemiz de doğru değil. Onlarla da adım atılmalı, mutlak suretle destek verilmeli, toprak bütünlüğü için bir destek verilmeli. Yoksa Sayın Dikmen dediği gibi harfler bitmiyor. PKK, PYD, YPG artık ne, bilmiyorum nereye kadar çıktı. Bunların hepsi daha çoğu oluşturulup küçük küçük devletler de bile demeyeyim, beylikler oluşturulup Amerika istediği gibi, hatta Amerika kendisine de bırakmaz, İsrail'i gönderir, istediği gibi orada top oynatır, her şeyde el koyar. Sonrasında İran'a ve Türkiye'ye sıçramaya başlar. Bugün komşunun Suriye'nin, Orta Doğu'da Suriye'nin, İran, İran'ın güçlü olmadığı bir durumda mutlak surette Türkiye'de bir sıkıntıya girer. Yarın da Türkiye, Allah etmesin, bölünmeler başlar. O yüzden o ayakların masanın dört ayağını oluşturulmaması için İran ve Türkiye zaten şu anda dimdik ayakta duruyorlar. Suriye ve Irak'la da ilişkiler geliştirilmeli. Ona göre de adımlar atılmalı. Sayın Dikmen de adım atıldığını söyledi. Ben de duyduğum kadarıyla adımlar atılıyor. Çok yakın zamanda Mısır'la ilişkilerimiz zaten iyiye gidiyor. Suriye'de de çok yakın zamanda ilişkilerimiz düzelecektir. Dün nasıl kardeşim Esad diyorsa yarın da diyebiliriz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Esadlar gider, Recep Tayyip Erdoğanlar gider ama ülkeler baki kalır. O yüzden Suriye'nin de toprak bütünlüğünü mutlak surette desteklememiz gerekmektedir. Evet, yakında da seçimler var diyebiliyorum Suriye'de ama adaylıklar da açıklanıyor. Pek şansları olduğunu düşünüyor musunuz Sayın Dikmen? Çok kısaca alayım ama iç siyasete geçeceğim. Tabii yani o Suriye'nin iç meselesi olduğu için çok açıkçası bizim bir fikir belirtmemiz belki doğru olmayabilir. Ama önemli olan şudur, şimdi hep bizim iktidar kanadımızda da şu söyleniyordu, seçimler yapılsın, demokratik bir seçim yapılsın vesaire. İşte seçim yapılıyor. Yani Suriye halkı hangi adayı desteklerse ve onu başına lider olarak atarsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti o zaman bu sözün cevabı olarak, karşılığı olarak o devlet başkanıyla ilişkileri hızla toparlamalı ve düzeltmelidir. Sayın Eptemli, şöyle ittifaklarla ilgili aslında bir gelişme var. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'den geldi. Aslında biz hep şöyle sizinle konuşuyorduk. Gelecek Partisi, Deva Partisi ne oluyor, ne ediyor? Şu anda erken, bir kararı yok. Yani ortada açıklamalarda görüyorduk. Şimdi Sayın Akşener dedi ki, genişleyebilir dedi Millet İttifakı. Genişler mi? Gelecek ve Deva Partisi'ni biz Millet İttifakı'nın içinde görür müyüz? Böyle bir iç siyasete ittifaklarla giriş yapalım mı sizinle? Sayın Akşener'in açıklaması görebiliriz demesi gerek yok. Zaten Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin açıklamalarıyla Millet İttifakı'nın içinde olduğunu gösteriyor. Resmi bir ittifak yaparlar mı? Ben çok fazla yapacaklarını düşünmüyorum. Deva Partisi evet HDP'nin varlığından rahatsız değil. İttifakın arka planda ittifakın içinde olmasına Deva Partisi çok rahatsız değil. Gelecek Partisi hiç rahatsız değil. Fakat İyi Parti HDP'nin olmayacağı, yani daha doğrusu arka planda biz hiç bunlarla ilişkimiz yok diyeceği bir ittifakın içine girmek ister. Genişleyeceğiz demesinin sebebi bence şunu şekilde söylemek istiyor. Daha önce de beyan ettiğim gibi Gelecek Partisi, Deva Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin bir ittifakı, CHP tek başına duracak, öbür tarafta HDP tek başına duracak ama baktığımız zaman şey olarak, toplumsal olarak beraber hareket edecekler. Örneğin Cumhurbaşkanı seçiminde beraber hareket edecekler. Milletvekili seçiminde beraber hareket etmeleri gerekmiyor. Zaten CHP tek başına barajı geçiyor. HDP'nin de barajı geçeceğini düşünüyoruz şu anki durumda. Geçmeyecek durumda da olsa zaten CHP her evden bir oy geldiği zaman bir sıkıntı olmayacak. Yani CHP-HDP gizli ittifakı devam edecek. Açık ittifakı da yani kendilerinin deyimiyle gizli ittifakı devam edecek. Bu durumda Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin baraj sorunu var. Baraja takılmamak için İyi Parti yanında duracak. Saadet Partisi'nde aynı keza baraj sıkıntısı olacak. İyi Parti'nin oylarıyla beraber, Gelecek, Deva ve Saadet'le beraber bir ittifak kuracak. Hani hep üçüncü ittifak diyorlar ya. Evet. Burada AK Parti, yani Cumhur İttifakı ayrı bir ittifak. Gelecek, Deva, İyi Parti, Saadet ayrı bir ittifak. CHP ve HDP gizli olarak ayrı bir ittifak olacak. Üçüncü bir ittifak olacak.
Burada da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girildiği zaman Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu saydığımız 2 ve 3. ittifakların hepsi birlikte hareket edecekler. Tek bir aday üzerinde hareket edecekler ve ittifaklarında zaten seçimlerde göstermiş olacaklar. Oy kullanana kadar tek aday da şu anda çıkan seslerle birlikte, yükselen seslerde sanki farklı adayların ismi de geçecek gibi. Şimdi ben Sayın Meral Akşener'in adaylığını bırakacağını düşünmüyorum. Israr edecek, aday olmak için her şeyi yapacak, elinden gelen her şeyi yapacak, gerekirse ittifakı restleşecek ve aday olmak için her şeyi de yapacak bunu. CHP'nin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir düşüncesi yok kesinlikle. Ben aday olayım. Şu şekilde belki olabilir. Kazanacağından emin olursa aday olur. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir sıkıntısı var. Ben milletvekili olamazsam, Cumhurbaşkanı adayı olup seçimi de kazanamazsam milletvekili de olmam. Bu defa koltuk gider elden. Gerçekten gider yani. Seçim kaybetmesi önemli değil de Cumhurbaşkanı adayı olamadığı için genel başkanlığı da elinden gideceğini düşündüğünden dolayı Cumhurbaşkanı adaylığına çok fazla yanaşmayacak. Ama Sayın Akşener'in böyle bir derdi yok. Milletvekili adayı olmaz. Cumhurbaşkanı adayı olur. Kazanamasa dahil ki kazanamaz. Bu durumda da yine genel başkanlığa daha önceki seçimlerde olduğu gibi devam eder. Üçüncü bir adayın, yani dışarıdan bir adayın geleceğini çok fazla düşünmüyorum. Yani örnek veriyorum, Abdullah Gül'ün geleceğini düşünmüyorum. Çünkü Abdullah Gül kesin garantici oluyor. Abdullah Gül'ün gelmesini isteyen kesim CHP kesimi. Bunlar da Sayın Akşener ben varken neden Abdullah Gül gelsin diye tutturur. İttifakın ortak adayı büyük bir ihtimalle Sayın Akşener'in bastırmasıyla Sayın Akşener olur diye düşünüyorum. Peki. Sayın Dikmen, şimdi Sayın Akşener'in bir açıklaması oldu. Yeni bir açıklamaydı bu. İşbirliği olabileceği gibi gözüküyor dedi. Gelecek ve Deva Partileri ile ilgili. Bu noktada ittifaklarda bir genişleme olur mu Millet İttifakı'nda? Ve sonrasında yansımaları ne olur? Nasıl değerlendirirsiniz? Ben tabii başka bir soru ortaya atmak istiyorum. Dediğinizde genişleme mi bölünme mi acaba? Yani bu genişleme mi olacak yoksa bölünme mi olacak? Onu göreceğiz önümüzdeki dönemde. Bunu şunun için söylüyorum. İyi Parti CHP-HDP ittifakıyla beraber dağılıyor. Yani İyi Parti'yi dağıtan en önemli etkenlerden birisi CHP-HDP ittifakının artık iyice ayyuka çıkmış olması. Bu zaten çok önceden biliniyordu ama açıktan itiraf etme durumları söz konusu değildi. Şimdi artık açıktan da itiraf eder hale geldiler ve öyle bir sistem oldu ki işte bakın Atlantik öyle önemli projeler kendi açısından geliştiriyor ki biz bunu ilk başta da kuruluşlarında da söylemiştik bir proje diye. Öyle bir şey yaptılar ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanından belli bir kesimi alıp HDP'nin yani PKK'nın siyasi uzantısının yanına engaj ettiler. Onu oraya dayattılar ve onun yanına koydular. HDP'nin yanına koydular. Bu haliyle daha da ortaya çıkar çıkmaz İyi Parti'yi de dağıtan bir etken haline gelmeye başladı. İşte Sayın Özdağlar'ın istifasında doğuran süreç budur diyebiliriz. O açıdan ben genişleme mi yoksa bölünme mi sorusunun daha doğru bir soru olacağını düşünüyorum. Yani bunun bir bölünme hamlesi de olabileceği öngörüsündeyim. Yani İyi Parti gelecek Deva Partisi'nden tabii daha ayrı bir ittifak oluşturabilirler. Bunun fakat Türkiye'ye ne yararı olur? Hiçbir yararı olmaz. Çünkü Sayın Davutoğlu Başbakan, ya bu Amerikancı ittifakın bir ikinci versiyonu olur. Niye bunu söylüyorum? Bakın Sayın Davutoğlu başbakan olduğu dönemde başbakanlıktan koltuğunu kaybettiği zaman Amerika'nın yarı resmi Dışişleri Bakanlığı'na bağlı organı dedi ki ABD Ankara'daki adamını kaybetti. İşte yine Sayın Babacan Hazine Bakanlığı döneminde Türkiye'yi dış borca sıcak paraya en çok bağlayan bakandı ve o da yine Amerika'nın Atlantik sisteminin en önemli adamlarından birisiydi. Ya bu iki parti zaten kurulurken kuruluş çalışmalarında da konuşuyorduk yine Ulusal Kanal'da çıktığımız programlarda. O zaman da şunu ifade etmiştim. Bunlar iktidar olma hedefli partiler değil. Bir tane görevleri var. Mevcut iktidarı bölmek ve oradan ne kadar oyu devşirebilirlerse onu gayrimilli olarak tarif edeceğimiz şu anda Amerika'nın Atlantik'in sistemine tamamen kendilerini teslim etmiş olan ittifak kanadına götürmek olacaktır diye. Ki nitekim onların da görevi bu oldu. Şimdi Sayın Akşener'in de son zamandaki ABD Büyükelçisi'yle görüşmeleri vesaireler falan bunlar da
bu ittifakın daha da genişleyeceğinin bir göstergesi olabilir. Yani bunlar oralardan dizayn ediliyor. Peki. Sayın Eptemli, siz katılır mısınız? Üçüncü bir ittifak olma ihtimali yüksek dedi Sayın Dikmen. Bir an önce ben de izah ettiğim gibi üçüncü ittifak, yani Gelecek Partisi, Deva Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi. Bu bir üçüncü ittifaktır. Cumhur İttifakı zaten ayrı, birinci ittifak dediğimiz zaman. İkinci ittifak da CHP-HDP ittifakı. Burada İyi Parti şundan sıyrılmak istiyor görüntüde, göz önünde. Biz HDP'nin yanında yer almıyoruz. İşte biz ayrı bir ittifakız söylemlerinden kurtulmak için de bu üçüncü bir ittifak olarak burada yer alacak. Şimdi şöyle bir eğer Sayın şundan dolayı Davutoğlu ve sordum. Sayın Ali Sayın Babacan... Akşener'in Cumhur İttifakı'nda da İyi Parti olarak olabileceğinden de bahsediliyordu. Bu yönde açıklamalar da vardı. Ben Cumhur İttifakı, yani Sayın Devlet Bahçeli'nin sürekli bir açıklaması vardı. Akşener evine dön, Akşener evine dön. Biz o dönemde bir araştırma yaptık. Eğer İyi Parti Cumhur İttifakı'na katılır ise sadece Sayın Akşener Cumhur İttifakı'na katılmış olacak. Hiçbir seçmeni gelmiyor maalesef ki. Tamamen seçmenleri Millet İttifakı'na gidiyor. O yüzden çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum gelirse de. Hatta Cumhur İttifakı'nın oyu biraz daha düşüyor. AK Parti seçmeni ve özellikle MHP seçmeni Meral Akşener, İyi Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılmasıyla biraz daha uzaklaşıyor Cumhur İttifakı'ndan. Ondan dolayı bu sonuçlarını gören Cumhur İttifakı İyi Parti'yi Cumhur İttifakı'na katacağını düşünmüyorum. Peki. Ha, Saadet Partisi'ni katabilir, onda bir sıkıntı olmaz. Son şunu ekleyeyim. Lütfen. Bir önce Sayın Dikmen dediği gibi Ali Babacan ve Sayın Davutoğlu eğer Amerika'dan yönetilmemiş olsaydı Sayın İnce'nin yaptığı gibi yapardı. Sayın İnce dedi ki ben partimi kurarım, alacağım ne kadar oy olursa olsun Millet İttifakı ile hareket ederim. Sayın Ali Babacan ve Sayın Davutoğlu parti kurabilirler, gayet normal, anayasal haklarıdır. Ama parti şunu diyebilirlerdi. Ya biz partimizi kurduk, anlaşamadık AK Parti ile, fikirlerimiz uyuşmadı. Biz parti kurduk ama alacağımız oy ne kadar olsa olsun bir Cumhur İttifakı'nın yanında yer alacağız. Açıklamasını yapsalardı. Burada şunu kimse şunu yargılamaz. Acaba Amerika'dan mı kuruldu, başkası mı talimat verdi yaptı, kimse bir şey demezdi. Ya fikir anlaşmazlığı oldu demek ki, ayrıldılar. Muharrem İnce'nin yaptığı gibi. Muharrem İnce çıktı, delikanlıca açıkladı. Biz dedi parti kuruyoruz, ayrılıyoruz ama Millet İttifakı'nın yanında yer alacağız. O yüzden Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu da bunu yapsaydı insanlar, vatandaş daha çok desteklerdi. Ya yani şunu diyebilirlerdi. Başbakanken konuşmadığın şeyleri ne oldu da koltuğun elinden gittikten sonra mı konuşmaya başladı? Yani adaletli bir insan, dürüst bir insan koltuktayken yanlışları toparlayalım Sayın söylemesi Efendi. lazım. Peki. O Teşekkür yüzden ederim. Sayın Babacan ve Gelecek Partisi ve Deva Partisi, İyi Partisi üçüncü bir ittifak yapacaklar. Sayın Dikmen dediği gibi talimatları nereden alıyorlarsa onların talimatlarına uyup ittifaka beraber hareket edeceklerdir. Peki, iç siyasette yeni gelişmeler var demiştik. Şimdi CHP cephesinde yaşanan gelişmeler var ve ardından da tepkiler peş peşe geldi. CHP'li Sayın Orhan Sarıbal Dersim olaylarıyla ilgili katliam dedi, ardından tepkiler geldi. Şimdi öncelikle bunu sormak istiyorum. Ancak CHP'nin içinden çok sert, CHP tabanından çok yüksek seslerde duymadık, tepkilerde görmedik. Siz bu açıklamayı nasıl yorumluyorsunuz? Önemli bir açıklama, önemli bir iddia, ardından gelen sessizlik ne ifade ediyor? Buyurun Sayın Dikmen, sizinle devam edin. Teşekkür ederim. Orhan Sarıbal'ın açıklaması tam bir cehalet patlaması. Yani bunun ne tarih bilgisiyle ilgisi var, ne kendi partisinin tarihini biliyor, ne Türkiye'nin o dönemdeki zorunluluklarını biliyor. Yani hiçbir bilgi olmadan tamamen bir cahilce ve bilinçli bir şekilde yapılmış, açıkçası da alçakça bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Yani bakın bunu çok net ifade edeyim. Hiç yani onların tabanından böyle şu anda maalesef böyle tepkiler gelmez. Kendi partilerinin içinden maalesef böyle tepkiler gelmez. Çünkü bir dönüşüm yaşadılar, dönüştürüldüler. Ama Atatürk'e katliamcı demek alçaklıktır en hafif tabirle. Bakın bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüze, onun verdiği talimatlara, onun verdiği kararlara katliam olarak ifade etmek en hafif tabirle alçaklıktır. Peki. Ve bu ülkenin tarihine ihanettir. CHP'nin içine girdiği durum işte budur. Bakın HDP ile ittifak, HDP-PKK ile ittifak,
ve işte Amerika'dan dizayn edilme çalışmalarının akabinde yaşanan durum işte budur. Artık kendi kurucu liderlerine, bu ülkenin kurucu liderine, bizim Kurtuluş Savaşımızın önderine, yani bu ülke varsa Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde var ve ona katliamcı diyecek noktaya geldiler ve şimdi buna ses çıkaracak bir tane bile adamları Peki. kalmamış. Yazıklar Sayın olsun. Dikmen, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Eptem'le sizinle devam edelim. Hem ekleme yapmak ister misiniz bu noktada Sayın Dikmen'e? Bir de CHP'li Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili skandal sözleri vardı. Ardından da kendisine bir soruşturma başlatıldı. Siyasette bu dili, sert dili, burada tehdit dilini nereye koyarsınız? Son iki dakika. Şimdi CHP şu soruyu sormak gerekiyor. CHP Atatürk Partisi mi değil mi? Eğer Atatürk Partisi ise kalkıp da nasıl o açıklamayı yapabiliyor Dersim katliamı? O zaman tarihini bir sorgula. Ya da CHP'nin içindeki bu insanları, bu tarz insanları CHP kesinlikle temizlemesi lazım. Birileri çıkıyor, İstanbul İl Başkanı çıkıyor, biz diyor Atatürk'e Mustafa Gazi, yani benim Atatürk diye isim gelmiyor, Mustafa Kemal Atatürk diye isim gelmiyor diyor. Birileri çıkıyor, Dersim katliamı diyor. Kendi içerisinde bir bölünmüşlük var. Artık CHP'li seçmen de şunu görsün, CHP Atatürk Partisi değil. Yani Atatürk Partisi olsaydı böyle bir açıklama yapmazlardı. Bu birincisi. İkincisi Aykut Erdoğdu'nun açıklamasını şu şekilde söyleyeyim. Cumhur İttifakı ya da hükümet gerçekten bu tarz açıklamaları hak ediyor. Neden hak ediyor? Bugüne kadar bu tarz açıklamaları yapanlara hiçbir şey ses çıkartmadılar. Bir soruşturma açıldı, bırakıldı. Bu tarz ya bunlar alışmışlar parmak sallamaya. Yok indiririz, yok şunu yaparız. Bir zamanlar da bunlar yapıyor. Tayyip Erdoğan'ı asacağız, yok şunu yapacağız. Vatana ihanet yapacağız. Vatana ihanet, neyin vatana ihanetini yaptı? Türkiye'yi ekonomik olarak olsun, gelişmişlik olarak olsun, bunları Türkiye 20 yılda hiç kimsenin yapmadığını yaptığı için mi vatana ihanet oluyor? Yollar yaptığı için, köprüler yaptığı için mi, havalanları yaptığı için Peki, mi vatana ihanet? Evet, doğru söylüyor, vatana ihanet oluyor çünkü Amerika 3. havalimanını istemedi, Avrupa'ya göre vatana ihanettir. 3. köprüyü istemedi, vatana ihanettir. Kesinlikle onların vatanı çünkü Türkiye değil. Onlar da o açıdan baktığı için vatana ihanet olarak görmeleri gayet doğaldır. Bundan dolayı hükümet artık bu tarz parmak sallamaların önüne geçmesi için geçmesi lazım ve kesinlikle bunlar ciddi bir şekilde yargılanması lazım. Yoksa önüne gelen parmak sallamaya devam eder. Peki Sayın Eptem'le çok teşekkür ediyorum. Sayın Dikmen çok teşekkür ediyorum. Ama Sayın Dikmen'e bir şey sormak istiyorum. Tabii önemli bir kampanya başladı. Aydınlık Gazetesi salgın döneminde atağa geçti ve E-Gazete'yi başlattı. Sizin bu kampanya ile ilgili neler söylemeniz gerekiyor? Sizden bir dinleyelim. Özellikle gün ortasında. Çünkü tüm dünyaya daha kolay ulaşabileceğiz. E-Gazete ile birlikte. Buyurun Sayın Dikmen, söz sizde. Çok teşekkür ederim. Aydınlık Gazetesi'nin Türkiye'de şöyle bir rolü var. Türkiye'de siyasette gerçekten söylenilmeyen her şeyi manşetiyle beraber gündeme taşıyan, siyasette devrim yapan, bakın siyasette devrim yapan bir gazetedir Aydınlık Gazetesi. Gerçekleri yansıtan gazetedir ve şimdi kullanım olarak da bir devrim yapıyor. Kullanım olarak da bir devrim yapıyor ve E-Gazete'yi başlattı. Şu anda Türkiye'de herhalde bu kadar rahat kullanılabilecek başka bir, rahat ulaşılabilecek başka bir yayın organı yoktur diye düşünüyorum. Aboneleri ne çok güzel bir uygulamayla birlikte E-Gazete'yi de sunmuş oluyor, takdim etmiş oluyor. Bunu artık şimdi Türk milletine bir çağrıda bulunuyoruz. Bir atılım çağrısıdır bu. Aydınlık Gazetesi'nin daha fazla okunduğu bir Türkiye'de işte bütün bu siyasi problemlerin bir bir çözüleceğini garanti edebiliriz. Aydınlık Gazetesi'nin okunduğu, ulusal kanalın izlendiği bir Türkiye'de iktidarından muhalefetine herkesin doğru bilgiye çok hızlı bir şekilde ulaşacağını taahhüt edebiliriz. O açıdan aydınlık çalışmasına bütün milletimizi davet ediyoruz. Bir oku bir okut kampanyasını burada da uygulayabiliriz ve yakın tanıdıklarımıza da e-abonelik hediye ederek özellikle şimdi bayram önündeyiz. Bayram hediyesi gibi de değerlendirebiliriz. Teşekkür Peki, ederim. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Dikmen, Sayın Eptemli. Aydınlık Gazetesi salgın döneminde atağa geçti ve E-Gazete uygulamasını da başlattı. Siz bir şeyler söylemek ister misiniz kampanya ile ilgili? Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Artık böyle bir kampanya başlatıldıysa bizim de
bu kampanyaya destek olmamız gerekiyor. Dediği gibi Sayın Dikmen, tüm Türkiye halkının bu hem Ulusal TV hem de Aydınlık Gazetesi'nin doğru haberciliği artık görmesi gerekiyor ve destek olması gerekiyor. Bizim de elimizden ne geliyorsa biz desteğimizi vereceğiz inşallah. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Her ikinize de Sayın Eptemli, Sayın Dikmen, iyi ki katıldınız gün ortasına. İyi çalışmalar ve sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi istiyoruz. Teşekkür ederiz. Peki.